Tecavüze uğramış bir kız çocuğu hakimlerin ve polislerin kendisine inanmadığını ve dalga geçtiğini ifade ederken şöyle devam ediyor sözlerine. Hakim amca, bir daha bana bağırma. 15 yaşında 38 kilo bir kızım tecavüze nasıl karşı koyabilirdim? Bir daha mahkemenize gelmeyeceğim. Sizi adalet ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Bugünkü çürümüşlüğü bu mağdur çocuklardan daha iyi kim anlatabilir? Bir çocuğu bu satırları yazmaya mecbur eden, 8 tecavüzcüye beraat veren hakimin körelen vicdanı mıdır? Yoksa hakime bu cesareti veren siyasete teslim olmuş adalet anlayışı mıdır? Bakın bir yılda adliyeye taşınan cinsel istismar vaka sayısı 17 binken, her ay en az 650 çocuk cinsel istismara uğruyorken, geçtiğimiz yıl 32 binden fazla çocuk gelin evliliği gerçekleşmişken, yaklaşık bir haftadır biz bu önergeyi tartışıyoruz. Bizim için bu önerge yok hükmündedir. İstismara uğradığı için ya da istemediği halde evlendirilen ve oyuncak bebekle oynayacak çağdayken anne olmaya zorlanan kızlarımızın feryatlarını duyuyor musunuz? Aslında görevimiz çocuk tanımları arasındaki farkı kaldırmak ve yasal evlilik yaşını 18'e çekmekken, aksine resmi nikahtan önce yapılan dini nikahı suç olmaktan çıkartan karar ile çocuk evliliklerinin önü açılıyor. Bizler çocuklarımızın masum dünyasını siyasetin oyun alanına çevirdiğimiz gün insanlığımız kaybeder, insanlık kaybeder. Biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyada çocuklarına bayram armağan eden ilk ve tek parlamentodur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Gelin çocuklarımızı koruyalım. Bu önergenin komisyona çekilmesi yeterli değildir. Tümden geri çekilerek Gazi Meclis'e bu utancı yaşatmayalım. Değerli vekiller, kamuoyunun şu sorularına cevap bekliyor kamuoyu. Adana'da evde uyurken kaçırılarak tecavüze uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun rızasının nasıl alınacağını, tecavüz edilen zihinsel engelli çocuklarımızı evlendirmek için engeli yoktur raporunu hangi doktorların vereceğini ya da İstanbul'da 6 yaşındaki kuzenini tecavüz ederek öldüren 14 yaşındaki çocuğa ağır tahrik indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı. Çorum'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden 48 yaşındaki imam çocuklardan hangisiyle evlendirilecek? Ya da Balıkesir'de 17 erkeğin tecavüzüne uğrayan çocuğumuz tecavüzcülerden hangisiyle evlendirilecek? Ya tecavüzcüler evliyse ne olacak? Boşan da gel mi denilecek? Olmadı, tecavüze uğrayanlar kuma mı olacak? Karaman'da Gerger'de tecavüze uğrayan 75 erkek çocuğun için ne yapılacak? Siirt'te 15 yaşında öz kardeşine tecavüz eden zanlı kardeşiyle mi evlendirilecek? Yani ensest yasal hale mi gelecek? Babası tarafından tecavüz uğrayan çocuklar ne olacak? Onlar da babalarıyla mı evlendirilecek? Değerli vekiller, tecavüz karşısında çocuk bağırmayı öğrensin demek, bir kereden bir şey olmaz demek, görmedim, duymadım, bilmiyorum demek, susmak demektir. Bakın bu gördüğünüz biraz önceki gelinlik, koca bir erkek bedeninin elbisesiyle yan yana tutulduğunda hatırlayın. Okul bahçesinde, oyun bahçesinde olması gereken küçücük bedenleri, şu gördüğünüz o koca takım elbisenin yanında sapkın bedenlere teslim ediyorsunuz. Siz oyun çağındaki çocukların oyununu bozuyorsunuz. Siz kuzuyu kurda teslim ediyorsunuz. Oyun bitti Ayşe. Oyun bitti Fatma. Oyun bitti Hacer. Oyun bitti Elif. Oyun bitti yavrularımız. Yüce yeti saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.